Arkadaşlar herkese selam. 10 Nisan 2024 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarıyla yeniden karşınızdayım. Bakalım bugün aynı zamanda bayramın birinci günü. Herkese buradan iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. 9 Nisan 2024 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarına tıklayalım ve bir bakalım. Yaklaşık yama boyutu 0,98 GB. Hani çok da bir yama boyutu yok. İçerik başlıklarında ise bizleri 5 tane içerik başlığı karşılıyor. Birden başlayalım. Etkinlik 1. Ramazan bayramı gümüş dükkanı açıldı diyor. 9 Nisan 2024 bakım sonrasından 17 Nisan 2024'e kadar geçerli bir etkinlik olacakmış bu. Ramazan bayramını özel gümüş dükkanına kaçırmayın. Bayrama daha fazla eğlence katmak amacıyla gümüş dükkanı açıldı. 9 Nisan 17 Nisan dedik. Peki neler varmış bu gümüş dükkanında? ESC'nci dükkanı Kararuh'tan kısmına tıklıyorsunuz ve orada gümüş etkinlik eşyalarına tıklayıp Normal oyun içi gümüş paranız ile satın alabiliyorsunuz. Etkinlik süresi boyunca 5M karşılığında eğitim kitabı 10 saat ve eğitim beceri kitabı 10 saat. Bunlar iyi değil. Etkinlik süresi boyunca günde bir kez 100 gümüş parayı alabileceğinizde 50'nin gizemli iksirini vermişler. Bu kadarmış. Başka bir şey yok. Devam edelim. Umarım bu kadarla kalmıyordur. Hani bayramı özel o eleştirdiğiniz özellikle oyunun bazı kitlerin eleştirdiği 20 senelik hani eski MMO oyunları diyoruz ya ismini vermeyeyim. Onlar bile çok daha fazla etkinlik yaptı. Bunu söylemem gerekiyor. Etkinlik 2 bahar heyecanı hissedilen ekran görüntüsü etkinliği diyor. 9 Nisan'dan 24 Nisan'a kadar geçerli olacakmış bu etkinlikte. Bahar heyecanının hissedildiği sınıfın yıldızları ve akademiya kıyafetlerini giyip okula gidelim diyor. Sınıfın yıldızları veya akademiya kıyafetlerini giyin ve okul konseptine uygun bir ekran görüntüsü alın. Sınıfın yıldızları veya akademiya kıyafeti giymiş durumda okul hayatını konu alan güzel bir resim çekin. İpucu demiş, Kalpion kütüphanesinde kitap okuma görüntüsü, bir müzik kulübünde birlikte performans sergilenen görüntü gibi okul temalı herhangi bir ekran görüntüsü olabilir diye de ipucu düşmüşler. Zorunlu bir kısım var burada. Gönderi başlığına Okul Hayatı eklemeniz gerekiyor ve ekran görüntüsünü ekran görüntüsü ve video panosuna yükleyin diyor. O da burada Black Desert Online'ın resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Ekran görüntüsü yükleyen maceracılar için özel hediyemiz var. Şimdi katılım yapan herkese Patrigon'un kıyafet çantası ve yükseltme yardım seti 2 verilecek. Mükemmellik ödülü 10 maceracıya yani en güzel kostümü sergileyen 10 maceracı heyecanlı macera kıyafet kutusu ve müzik kutusu bahar beşlisi isminde böyle iki tane de eşya verilecekmiş. Bu güncellemede bu kadar da hemen diğerine bir bakalım. Etkinlik 3. Nisan ayı boyunca eşya düşürme oranı hot time diyor. 9 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar geçerli bir etkinlikmiş. Ve bu da yanılmıyorsam bayram için gelmiş. Evet güzel bir etkinlik. %500 level exp, %400 beceri exp ve %50 eşya düşürme oranı 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Bu ayın sonuna kadar geçerli olacak bir etkinlik. Etkinlik 4. Baharın sıcaklığıyla çıka gelen günlük giriş ödülleri. 11 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar. Bir dakika yanlış mı okuduk? Pardon. 11 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar bir aydan fazla bir giriş ödülü. Yeni giriş ödülleri. Nelermiş bunlar? Başlıca güzel olan eşyalardan 4 tanesini en üstte sıralamışlar ama yani çok da güzel değil. Göz alıcı şakotu nişanı 5 tane. Vax'ın tavsiyesi 60. Mühürlü yaşam kitabı 7 günlük yaşam yükseltme seti de 2 vereceklermiş. Bunlar içerisindeki en önemli 4 tane ödülmüş. Diğerlerini de şu an ekranda da sizler de bakabilirsiniz. Sıradan her zaman gelen normal giriş ödülleri. Son etkinlik başlığımıza geldik. Etkinlik 5. Nisan'da herkes klan ligine. 9 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar geçerli. Bu da yine tam bir ay sürecek bir etkinlik. Bugün de klan ligi klan ligine katılın diyor. Birinci hafta 9 Nisan 17 Nisan arası. İ, ikinci hafta 17 Nisan 24 Nisan arası. Üçüncü hafta 24 Nisan 17.00'da başlayacak. 30 Nisan 01.00 bu arada saatler hep aynı değişmiyor. 4. hafta yani 17'de saat 5'te başlayacak ve gece 1'e kadar sürecek klan ligleri. Dördüncü haftada 30 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar geçerli olacakmış. Etkinlik katılım yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinin diyor. Buradan sizler de eğer klan ligine katılmak istiyorsanız daha fazla detaylara bakabilirsiniz süre boyunca farklı tarihlerde 3 defa ve üzeri katılmış olmanız durumunda etkinliğe katılmış sayılırsınız diyor İkinci katılımın kabul edilmediği durum aynı tarihte klan ligine 3 defa ve üzeri katılmış olmanız durumunda etkinliğe katılmış sayılmazsınız diyor katılım ödülü olarak kron taşı 500 her hafta 500'er adet olmak üzere maksimum 2000 adet kron taşı kazanabilirsiniz bu sanırım klandaki katılan herkese verilecek olan ödül. Bugün de klan ligi klan ligine katılın ödülü her hafta bakım sırasında gönderilir. Bugün de klan ligi klan ligine katılın ödülü etkinlik koşullarına uygun olarak klan ligine gerçekten katılan maceracılara verilir diyor. Tüm klan ödülü klan ligi öldürme sayısını arttırın ödüller de artsın diyor. Etkinlik süresi boyunca klanın toplam öldürme sayısına bağlı olarak tüm klan üyeleri ödül kazanır. Toplam 300 ile 499 öldürme arasında 500 kron taşı, toplam 500 ile 1K öldürme arasında klasik kıyafet kutusu, toplam 1000 öldürme ve üzerinde de premium kıyafet kutusu elde edebiliyorsunuz. Tüm klan ödülü klan ligi katılım bonus etkinliği var. Bir de etkinlik süresi boyunca klanınız klan ligine ilk 1-3-5 kez katılım sağladığında kayıtlara göre kron taşı elde edilebilir diyor. İlk 1 kez katılım yapıldığında kron taşı 100, ilk 3 kez katılım yapıldığında 300, ilk 5 kez katılım yapıldığında da 500 kron taşı elde edebiliyormuşsunuz. Etkinlik başlıkları bu kadardı devam edelim düzenlemeler eklemeler ve düzenlemeler Black Desert'ın performans sistemi genişletiliyor bugünkü güncellemede genişletmenin ilk adımı olarak sevdiğiniz sınıfı da içeren tüm sınıfların enstrüman çalabilmesini sağladık uzun uzun okumayacağım direkt özet geçeceğim artık tüm karakterler oyundaki tüm klaslar 24 tane var şu an tam hatırlayamadım hepsi e, enstrüman çalabilecek önceden sadece şey karakterleri enstrüman çalabiliyordu artık oyundaki bütün karakterler bu şekilde şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi gibi enstrüman çeşit çeşit enstrümanları çalabilecekler detaylarını yine e, sizler buradan yani bununla ilgilenen maceracılar buradan girip okuyabilir bunu şu yüzden yapıyorum bir kez daha söyleyeyim hani güncelleme notlarında direkt özet geçmemi daha çoğunuz istediği için ben de direkt özet geçiyorum güzel de oluyor fazla uzun olmuyor Devam edelim. Florkestra enstrümanı elde etme basitleştirilmesi diyor. Bunu da Global Lab notlarında okumuştuk. Bu ekipmanları artık elde etmesi eskisine göre çok daha kolay. Öyle çok detaylı falan görevler yapmanıza gerek yok. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela bir enstrümanı çalabilmeniz için müzik derecenizin de o enstrümana uygun olması gerekiyordu. Mesela C artı C plus plus falan gibi D artı A artı gibi bir derece vardı. Bu işi yapanlar bilir onun için de hatta şaiye bir görev yaptırıyorduk o becerilere kasmak için. Artık onlar tamamen kalktı. Herhangi bir dereceye sahip olmanıza gerek yok. Direkt enstrümanı alıp artık çalabiliyorsunuz. Onu da eklemiş olayım. Klandigini okuduk. Burayı da geçelim. Aşama Karataş basitleştirilmeleri. Karataş'ın ikinci basitleştirme aşamasında birinci basitleştirme çalışmasıyla yapılan kullanım alanı iyileştirmelerinin ardından elde edileceği alanlar için basitleştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Buna ek olarak daha önce silah ve zırh olarak ayrılan Karataşlar artık tek bir isim olan Karataş altında basitleştirildi. İlk önce birinci aşamada şeydi. Karataş zırh vardı oyunda fakat onları kullanamıyorduk. kararuhtan takas yapıp silaha çevirip o şekilde kullanabiliyorduk. Artık Bugünkü güncellemede zırh tamamen kalktı. Onlar büyük ihtimalle karataş silah olarak deponuza e, gelmiş olacak ya da son kez yanılmıyorsam karor'dan bir takas edeceğiz. Devam edelim. Canavarları yok ettiğinizde önceden karataş zırh çarpı 3 elde edilebiliyorken artık karataş silah elde edilebilecek. Tamam. Şimdi Garmod bilgisi nasıl elde edilir canavarlar diye bir başlık atılmış. Garmod bilgisine sahip değilken veya bu bilgi durumdayken Garmod bilgisini elde etme yöntemi eklendi. Dünya bossu Garmod yok edildiğinde ve ganimet elde edildiğinde Garmod hakkında bilgi elde edilecek şekilde iyileştirildi. Yani bir defa Garmod'u kestiğiniz zaman direkt bilgisini elde edebileceksiniz. Zaten Garmod bilgisine sahipseniz bu ganim, ganimeti elde etseniz bile bilgi elde etmeseniz ve bilgi dereceniz yükselmez. Ha, tamam Garmut'un son vuruş ile yok ederek elde edilen ünvanı kazanma durumu öncesiyle aynıdır diyor. Phantom Şövalye ile savaşırken Phantom Şövalye daha özgür hareket edecek şekilde de iyileştirilmiş. Binek başlığı var. Vahşi atın aşamasının yükselmesi veya çiftleşme sırasında aşama 6 ve üzeri atın doğması gibi değişikliklerin yanı sıra geçmiş güncellemelerle hızlı koşu becerisini %100 öğrenme gibi birçok iyileştirme devam ediyor. Bugünkü güncelleme sonrasında tüm atlar hızlı koşu becerisini temel olarak öğrenecekler. Yani bugün Black Desert Online'da bir at yakaladığınızda direkt hızlı koşu becerisi artık gelmiş olacak. Veyahut da atı doğurduğunuz zaman, çiftleştirme yaptığınız zaman çıkacak olan tayda hızlı koşu becerisi olmuş olacak. Yani her atta oyunun verdiği atla dahil fark etmiyor. Hızlı koşu becerisi %100 öğrenmiş bir şekilde oyuna eklenecekmiş. Bu değişiklikler sayesinde rüya atınızı ve efsanevi rüya atınızı geliştirirken veya imparatorluk soylu atı doğduğunda atın gelişim hızı biraz daha hızlanacak. Yaşam içeriklerinden eğitimi eğlenceli bulan maceracılar için gelecekte daha çeşitli kolaylıklar sunmak için çaba göstereceğiz diye de not düşmüşler. Doğuştan sahip olunan beceri hızlı koşu diyor. Tüm atlar doğuştan sahip olunan beceri olarak hızlı koşu becerisini öğrenmeye başladı. Tamam. Burada da resimde de gösterdikleri gibi diğerleri artık gereksiz detaylar önemleri okuduk. Ee, görev bilgilerinde değişiklik var. Bir de bu tamam. Ana görevlerde bir basitleştirme yapılmış. Atraksiyon önemli bir konu. Atraksiyon ana görevi tamamlandığında ana görevin tamamlandığına dair bildirim görüntülenecek şekilde iyileştirilmiş. Bağlantı noktası fetih savaşı bu da önemli bir konu. Bağlantı noktası fetih savaşı devam ederken savaş alanı ruhu tüketilerek kullanılan savaş alanı kutsaması ve yaşamın nefesi becerileri iyileştirilmiş. Onu oyuna girip bakmak lazım. Ara yüzde görevleri yaparken veya çeşitli karakterlerle konuşurken seçenekler karakterin yakınında gösterilecek, daha etkileyici bir deneyim sağlayacak şekilde geliştirildi. Bu güncelleme geniş ekran çözünürlüğünde oynayan maceracılara özellikle yardımcı olacaktır. Seçenekler ve sohbet ifadeleri ekranın kenarında belirmez, bunun yerine karakterde gösterilir. Bu da dikkatin dağılmasını önler ve oyunun etkileyiciliğini bozmaz diye de bir not düşmüşler. Ramazan ayının bitmesine bağlı olarak bazı içeriklerin yapıldığı saatler ve dünya bostlarının ortaya çıktığı saatler ayarlandı diyor. eskiye döndü. Bunu da kısaca özet geçelim. Normal bugüne kadar dünya bostları hangi saatte çıkıyorsa yine o saatte çıkmaya devam edecek. Fetih savaşları yine eski saatine geri döndü. Sadece birer saat ileri alınmıştı. Şimdi tekrar birer saat geri alındı. Tek, tek okumaya hiç gerek yok. Ve bu kadardı. Şimdi güncellemelere tekrar bir geri gelip tümü diyelim. Buradan bir de inci dükkanına bakalım neler gelmiş. 9 Nisan 2024 İnci dükkanındaki eşyalar. Kristal geri yükleme sayısı artı bir genişletme kuponu gelmiş arkadaşlar. 490 inciye kristal geri yükleme sayısı artı bir genişletme kuponu. Ha bunu da artık. İnci ile ha bu <laughs> güzel olmuş. Paytwin değil hani Güzel bir şey bu da Şöyle yılda 3 defa Kristal geri yükleme hakkınız vardı 500 inciye bir tane daha O haktan alabiliyorsunuz yani Kristalin fiyatı 500 inci Falan kıyaslandığında tabi düşündürür tabi Green gibi hain gibi Kristaller önemli kristaller Değer mi 500 inciye Değer bence değer 500 inciye tutup da O kristali satın alamıyorsunuz Satın almayı geçtim pazarda bulamıyorsunuz ee, kristal geri yükleme sayınızı 500 inciye artık yükseltebiliyorsunuz. 3'ü 4 yapabilirsiniz. Sıra sınırsız mı peki? Ha, satın alma kısıtlaması her hali için 3 kez diyor. Bu da büyük ihtimalle yılda bir yenilenecek. Yani yılda 3 defa oyun size kristal geri yükleme hakkı veriyor. Aynı zamanda siz de yılda 3 defa inci dükkanından 500 inci karşılığı yani toptan 1500 inciye de 3 defa sizde kristal geri yükleme sayısı alabiliyorsunuz. Sınıfın yıldızı kıyafetleri gelmiş. Ee, gelir gelmez %15 indirimle gelmiş. 5 tane kıyafet 2500 inciden 2125 inciye şu anda pazarda satışa sunulmuş. Zanaatkar hafızası paketleri var. Burada çok güzel %35 indirime girmiş. 1350 inciden 877 inciye düşmüş. İçerisinde... 250 zanaatkar hafızası, 100 hafıza parçası, yükseltme yardım seti 3, 80 fs ve 70 fs var. Bir de bunun düşük paketi var. Zanaatkar hafızası 150, hafıza parçası 50, 70 ve 60 fs'ydi. 810 inci yerine 607 inciye satın alabiliyorsunuz. Bu paketlere de bakabilirsiniz. Alım limiti genişletme ağırlık limiti artışı 400 litre 830 inciye şu anda satışa sunulmuş. Maninin rafine yakıtında %20 indirim varmış. Ee, bir tane mahallenin rafine yakıtı 330 inci yerine 264 inciymiş. Karanlık gemicilik seti 1280 inci yerine 1088 inciye düşmüş. Ağırlık kategorilerinde tüm ağırlık e, şeyleri, eşyaları %20 indirime girmiş. Hani yukarıda sadece 400 litre demiştik ya aşağıda da tüm ağırlık kategorilerinde %20 indirim varmış. Temel macera paketi gelmiş 1680 inciye yerine 1008 ince düşmüş. İçerisinde bir tane premium kıyafet kutusu yardımcı ile sözleşme kutusu 2 küçük. Baphomet 1 eşya düşürme artış parşümeni 10 level x parşümeni 5 yükseltme yardım seti 3 var. Güzel bir paket hani bir tane pet burada bedavaya geliyor gibi bir şey olmuş. Ve tabi alttaki bonuslar da ek olarak geliyor. Alınır mı alınır. Yeni başlayan bir maceracı için güzel bir paket. Yeni maceracı paketi diyor. Bu paketleri değerlendirin arkadaşlar. Bunlar güzel paketler. İkinci şifre oluşturulmasının üzerinden 60 gün 1440 saat geçmemiş maceracılardır diyor. Detayı verilmemiş. Ha, yeni maceracı 1 artı 1 inci için gelmiş. Yani 2K ince alırsanız 2K'da bedava geliyor. Yine yeni maceracılar hep soruyor işte oyuna yeni başladım inci dükkanından neler almalıyım diye. Şu an bunu kesinlikle değerlendirebilirsiniz. 1 artı 1 inci kutularını. <laughs> Ve buradaki yeni maceracı başlangıç paketi 1910 inciden %70 indirim ile 573 inciye düşmüş. İşte yukarıda almış olduğunuz o 1 artı 1 incilerle kesinlikle bunları da alabilirsiniz. Bunların hepsi karlı oluyor. Sizin için oyundaki gelişiminizi destek sağlayacak paketler oluyor. Bunları da tavsiye edebilirim diğerleri sıradan premium indirim kutuları, ağırlık limitlerini saydık. E, depo sorumlularında toplu bir indirim paketi var. %60. Bu çok güzelmiş. 4 tane seçilebilir. dört tane kahyayı depo veya merkez pazar sorumlusunu 512 alıyorsunuz. Müthiş bir indirim bu. Çok çok güzel. Yine yeni maceracılar da özellikle bunu değerlendirebilir. Eskilerin de işine gelecektir. Geri dönen maceracılar inci dükkanında bayağı bir indirim var. Oyuna gelip sizler de kesinlikle bunları tek tek kontrol edebilirsiniz. Ben hani özellikle yeni maceracıların yeni maceracılara önerebileceğim e, paketleri elimden geldikçe önermeye çalıştım. 10 Nisan 2024 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.